Peppa, söyle bakalım ilginç neler görüyorsun? Sadece ağaçlar, ağaçlar ve yine sıkıcı ağaçlar. Peppa, iyi bakmıyorsun. Tamam, iyi bakıyorum ama hala hiçbir şey göremiyorum. Ah, o nedir? Peppa ayak izleri buldu. Bunlar kimin ayak izleri? Dinozor! Ah George, bunlar dinozor ayak izi değil. Hadi ayak izlerini takip edip kiminmiş görelim. Evet. Şşt, sessiz olun ki onu korkutup kaçırmayalım çocuklar. Peki anne. George. Şşt. Peppa ve George ayak izlerini takip ediyorlar. Bakın. Ayak izlerini küçük bir kuş yapmış. Ağaca uçtu. Nerede? Al Peppa, dürbünle bak bakalım. Dürbün her şeyi yakınlaştırıyor. Bir, iki, üç yavru kuş görüyorum. Aa, acaba ne yiyorlar? Kuş yiyorlar. Bu iğrenç. George başka ayak izleri buldu. Oo, ne küçük ayak izleri bunlar. O ayak izlerini karıncalar yapmış. Yemek için yaprak topluyorlar. Öğle yemeğinde salata mı yiyecekler? Evet. Yemek demişken hadi piknik yapalım. Oo, piknik. Baba domuz, piknik sepetini arabada unuttun değil mi? Evet ama sorun değil. Biz de arabaya gidip yeriz. Peki araba nerede baba domuz? Haritam gösterir. Bu taraf. Bu ağacı kim koymuş buraya? Anlaşılan biri çoktan uyanıp kalkmış. Doğum günün kutlu olsun George. George beni uyandırdı. Doğum gününde herkesi uyandırmıştın Peppa. O başkaydı. O benim doğum günümdü. Ama bugün de George'un doğum günü. Doğum günün kutlu olsun George. İşte hediyen George. Dinozor! Hediyenin dinozorlu bir şey olduğunu biliyordum. Karnına bastır bakalım. Aa, korkunç. George, sana doğum günü kartı yaptım. Resmin ne olduğunu tahmin edebilir misin? George tahmin edemiyor. Sana çiçek çizecektim aslında. George çiçekleri sevmiyor. Ama sonra sana başka bir şey çizdim. Dinozor! Bu çok güzel bir resim Peppa. Evet, ben çok güzel resim yaparım. Şimdi George'un doğum günü sürprizi için çok özel bir yere gidiyoruz. Yaşasın! Hadi gidelim. Nereye gidiyoruz ki? Şimdi görürsün. Aile George'un doğum günü sürprizi için yola çıktı. Sirke mi gidiyoruz? Hayır ama en az onun kadar iyi bir yer. Sinemaya mı? Hayır, daha iyi. Tahmin edemedim. Nereye gidiyor olabilirler? İşte geldik. Aile müzeye geldi. Neden müzeye geldik? Hadi gel, göreceksin. George'un doğum günü sürprizin. Teşekkür ederim büyük baba. Aa, bu da nedir? Aa, üzerinde korkunç bir canavar var. Canavar. O bir canavar değil ki, küçük bir salyangoz. Aa, nereye gitti? Kabuğuna saklandı. Orada mı yaşıyor o? Evet, orası evi. Bakın, tekrar çıkıyor. Merhaba Bay Salyangoz. Büyük baba, Bay Salyangoz'un evinde yatağı mı var? Oho, hayır Peppa. Ben salyangoz olsaydım, yatağım, masam, sandalyem, buzdolabım ve televizyonum olurdu. Büyük baba, salyangozlar ne yer? Çoğunlukla benim sebzelerimi yiyorlar. Hey,
Kes şunu seni arsız haydut. Büyük baba, George ve ben arsız salyangozculuk oynamak istiyoruz. Bu sepetler kabuklarınız olabilir. İşte şimdi gerçekten iki arsız salyangoza benzediniz. Ve büyük baba domuzun bütün lahanasını yiyeceğim. Oo, o güzel lahanamdan uzak dur seni arsız salyangoz. Büyük baba domuz bana bağırdığı zaman küçük evimde saklanacağım. Merhaba, ben Baba Domuz. Merhaba Baba Domuz. Ben de düğmeye basabilir miyim? Elbette Peppa. Evet. Benim. Merhaba, benim. İçeri buyur. Benim ofisim en üst katta. Asansöre binmemiz gerek. Düğmeye ben basabilir miyim? Sanırım sıra George'daydı. Lütfen en üst düğmeye bas George. Asansör Peppa, George ve Baba Domuz'u en üst kata çıkarıyor. Vay canına! En üst kat. Kapılar açılıyor. Burası Baba Domuz'un ofisi. Herkese merhaba. Merhaba Baba Domuz. Merhaba Baba Domuz. Bay Tavşan ve Bayan Kedi Baba Domuz'la birlikte çalışıyorlar. Bugün benimle iki özel ziyaretçi getirdim. Peppa ve George. Bu ne büyük bir şeref. Hadi bakalım turumuza başlayalım. Bay Tavşan, senin masandan başlayabilir miyim? Tabii, elbette. Benim işim hep rakamlarla. Çok önemli bir belgeyi alıyorum, damgayı da alıyorum ve kağıdı damgalıyorum. Vay canına! Bay Tavşan'ın ne kadar harika bir işi var. Damgalayabilir miyim? Tabii. Dur sana kağıt bulayım. Burada kağıt var. Al, boş kağıt kullansak daha iyi olur. Al, bunu kullan. Peppa damgalamayı çok sevdi. Bay Tavşan'ın işini yapmayı çok sevdim. Tura devam edelim. Sırada. Evet. Dikkat çocuklar. Bugün dağlarda geziye gideceğiz. Yaşasın. Beslenme çantalarınız yanınızda mı bakalım? Evet Madame Gazel. Madame Gazel, yemeğimizi şimdi yiyebilir miyiz lütfen? Peppa, dağlara vardığımızda yiyeceğiz. Peppa, beslenme çantanda ne var? Kırmızı bir elma var. Bende de yeşil elma var. Hadi değişelim, tamam. Peppa, Suzy, ne yapıyorsunuz siz? Suzy, beslenme çantamı açmamı söyledi. Peppa, elmalarımızı değişmemizi söyledi. Tamam ama piknik için de yemek bırakın, olur mu? Peki, Madam Gazel. Otobüs dağların eteğine vardı. Dağ yolu çok dik. Hadi otobüs, yapabilirsin. Hadi otobüs. Yaşasın. Peppa ve arkadaşları dağın zirvesine ulaştı. Manzaraya bakın. Vay canına. Vay canına. Onu kim söyledi? O sesinin yankısı. Yankı nedir? Dağlarda yüksek sesle konuştuğun zaman sesin böyle duyulur. Aynı böyle. Yodaleyho! 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 Olabilirim. Benzinimiz, lastikler için havamız ve yeni otomatik araba yıkamamız var. İki çubuk dondurma lütfen. Oo, tabii ki. Büyük baba köpeğin garajında çok şey satılıyor. Çubuk dondurma bile. Teşekkür ederim.
Hoşça kalın. Güle güle. Arabamızı da çok seviyorum. Arabamız da bizi seviyor. Öyle değil mi? Olamaz. Araba durdu. Çok kötü. Çalışmıyor. Buldum. Büyük baba köpeği arayayım. Ben büyük baba köpek. Yardım edin. Arabamız birdenbire bozuldu. Deni, kurtarma görevi çıktı. Yaşasın. Kurtarmaya. Kurtarmaya. Bakın, Deni ve büyük baba köpek geldi. Yaşasın. Büyük baba köpek arabalar hakkında her şeyi biliyor. Durum ciddi mi? Hayır, sadece benzin bitmiş. Ne yapabiliriz? Benim garajımda bir sürü benzin var. Sizi oraya çekebilirim. Büyük baba köpek Peppa'ların arabasını garajına çekiyor. Büyük baba köpek Peppa'ların arabasına yakıt dolduruyor. Teşekkür ederim büyük baba köpek. Koyun Suzi ve annesi arabayla geldi. Merhaba Peppa. Merhaba Suzi. Benzinimiz bitti. Ve büyük baba köpek bizi kurtardı. Vay canına. Çok heyecanlı. Görüşürüz. Görüşürüz. Gerek. George yağmur şapkasını takmayı sevmiyor. George, şapkanı takman gerek. Neden? Çünkü ıslanmamalısın. Neden? Çünkü soğuk alabilirsin. Neden? George, bahçede oynamak istiyor musun? O zaman şapkanı tak. Hadi George. Peppa ve George çamur birikintilerinde zıplayacaklar. George yağmur şapkasını takmak istemiyor. İçeri gelin. Bu yağmurda dışarıda oynanmaz. Ah, George. Şapkan nerede? Apşa. George soğuk aldı. Apşa. Oh, zavallı küçük George. Hiç iyi görünmüyorsun. Merak etmeyin. Şimdi doktor boz ayıyı ararım. Evet, ben doktor boz ayı. Anladım. Siz George'u yatırın, ben hemen geliyorum. Teşekkür ederim Doktor Bozayı. Hoşça kalın. George'u hastaneye götürüp ilaç mı vermeniz gerek? Hayır. George'un sadece yatması gerek. Aa, yani George gerçekten hasta değil, öyle mi? Bu çok iğrenç. Oh, zavallı George. Hadi seni hemen yatıralım. George, bir süre yataktan çıkmaman gerek. Hay hay. George yatmak istemiyor. Hapşu. George, iyileşene kadar yatakta kalman gerek. Neden? Çünkü seni sıcak tutmamız gerek. Neden? Mavi bilet bir oyuncak araba kazandı. Tebrik ederim Deniz. Ben de bir bilet alabilir miyim lütfen? Teşekkür ederim Peppa. Ne kazanmak istiyorsun? Balon gezisi. Ev yapımı çikolatalı pastayı kazansan daha iyi olmaz mı? Baba domuz ev yapımı çikolatalı pastaya bayılıyor. Kırmızı bilet. Balon gezisi kazandı. Herkes balon gezisi için bilsin. Kaç yolcumuz var acaba? 4 lütfen. Ve Teddy. Dinozor. Oo, Teddy ve dinozorla beraber 6 oluyor. Herkes binsin. Çabuk ol baba domuz. Bin hadi. Çabuk ol baba. İp çözülsün. Takozlar çekilsin. Tam hız ileri. Çok etkileyici bayan tavşan. Uzman bir pilot olmalısın. Pek sayılmaz. Hayatımda ilk defa balon uçuruyorum. Sıkı tutunun. Bayan tavşan gökyüzüne yükselmesi için balonu sıcak havayla dolduruyor. Hoşçakalın. Güle güle. Harita okumak isteyen var mı? Ben okurum. Emin misin baba domuz?
Ben harita okumakta çok iyiyim. Oo, gördüğüm kadarıyla bu harita biraz zor mu? Biraz daha yükselelim mi? Evet, lütfen. Yükseğe, yükseğe. Balon gökyüzünde yükseliyor. Aa, gökyüzü nereye gitti? Merak etme Peppa. Sadece bulutun içinden geçiyoruz. Ooo. Vay canına. Gökyüzü yine ortaya çıktı. Yaşasın. Büyük balon, büyük balon. Baba domuz gazete okuyor. Okumayı bitirince gazetemi alabilirsiniz. Ha, ho, ho. Tamam, hadi alın. Yaşasın. Artık resim yapmaya başlayabiliriz. Şapşal George. Büyük çocuklar ellerini boyaya batırmazlar. George elleriyle resim yapmayı seviyor. Peppa da elleriyle resim yapmayı seviyor. Çok güzel. Bir patates alabilir miyim anne domuz? Daha pişmediler baba domuz. Acıktın mı baba? Patatesi yemeyeceğim. Şimdi seyredin. Baba domuz ne yapıyor? Ooo! Bunun ne olduğunu kim söyleyebilir? Bir çiçek. Akıllı baba. Küçükken resim yapmayı çok severdim. Eski resim malzemelerim nerede benim? Baba, neden o komik şapkayı taktın ki? İşte bu benim berem. Bu bere beni resim yapma moduna sokuyor. Acaba ne çizsem? İyi seçim George. Yaşlı kiraz ağacını çizeceğim. O ne baba? Bu bir şövalye Peppa. Tuvalimi tutuyor. Tuval nedir? Biraz kağıda benzeyen özel bir resim malzemesi. Onlar diş macunu mu baba? Hayır Peppa. Bunlar yetişkin ressamlar için özel boyalar. Küçük bir oyuncak tren. Bu oyuncak değil. O Gertrude. O bir minyatür lokomotif canım. Ama gitmesi için raya ihtiyacı yok mu? Hayır. Ona araba tekerlekleri taktım. Böylece istediği her yere gidebilir. Büyük baba, Gertrude'a binebilir miyiz? Atlayın. Tam hız ileri. Güle güle büyük anne. Görüşürüz. Peppa ve George büyük babanın küçük trenine bayıldı. Büyük baba köpek ve köpek Danny geldi. Merhaba. Merhaba Danny. Bakıyorum da oyuncak trenlerle oynuyorsunuz. Oyuncak mı? Gertrude oyuncak değil ki. Küçük kamyonun nasıl bakalım? Küçük kamyon mu? Benim çekici kamyonum düzgün bir işe aracıdır. Büyük baba, trene binebilir miyim? Sen bilirsin Danny. Trenle oynamayı tercih ediyorsan... Teşekkür ederim büyük baba. Görüşürüz. Bayan Tavşan okul otobüsünü kullanıyor. Solumuzda tepeler ve ağaçlar görülüyor. Herkese merhaba. Merhaba Peppa. Peppa ve George çok heyecanlı. Daha önce Tavşan Rebecca'nın evine hiç gitmemişlerdi. Baba, az mı kaldı? Haritaya göre Rebecca'nın evi bir sonraki tepede. Anlamıyorum. Tavşan Rebecca'nın evi burada olmalıydı. Kaybolmuş olmalıyız. Burası sadece havuç bahçesi. Tavşan Rebecca'nın evi nerede olabilir ki? Herkese merhaba. Squeak, squeak.
Odamda oynamak ister misin? Oda mı? Ama evin nerede ki? Peppa, Rebecca'nın evini göremiyor. Bu tepe bizim evimiz. Buraya yuva deniyor. Size göstereyim. Sonra görüşürüz. Sonra görüşürüz. Hadi gelin. Bizim merdivenimiz yok. Tünellerimiz var. Vay canına. Rebecca'nın evi Peppa'nınkinden biraz farklı. Burası bizim odamız. Vay canına. Tıpkı bizim gibi bir yatağınız, camınız ve oyuncak kutunuz var. Tabii ki. Evinizi çok beğendim. Keşke bir tavşan olsaydım. Buldum. Size tavşan olmayı öğreteyim mi, ister misiniz? Evet, lütfen. Önce burnunuzu oynatıp viklemeniz gerek. İşte böyle. Vik, vik. Çok güzel tavşan Peppa ve tavşan George. Peppa tavşan olmayı sevdi. George da tavşan olmayı sevdi. Tavşanlar havuçları sever. Nefis. Nam nam nam, nefis. George havuç sevmiyor. George onu denemiyor bile. O zaman bize daha çok kalır. Bak George, ağaçların hiç yaprağı yok. Kış gelince ağaçlar yapraklarını döker. Peppa ve George bir çamur birikintisi buldu. Peppa ve George çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Önce ben. Hava çok soğuk, birikinti buz tutmuş ve çok kayıyor. Hiç komik değil. Anne domuz ve baba domuz geldi. Oo, güzel bir çamur birikintisi. Baba domuz çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Dur baba. Ucuz kurtuldum. Neyse ki denge hissim çok kuvvetli. Baba, bugün çamur birikintileri buz tutmuş. Zıplayamıyoruz. Boş verin. Hadi ördeklere ekmek verelim. Yaşasın. Peppa ve George ördekleri beslemeye bayılıyorlar. Merhaba ördekler. Size ekmek getirdik. Ördekler ekmeği seviyor. Hava öyle soğuk ki göl buz tutmuş. Buz çok kaygan. Güldüğümüz için affedersin Bayan Ördek ama çok komik görünüyordunuz. Kar yağmaya başladı. Kar! Peppa ve George kara bayılıyor. George, hadi kar tanelerini yakalayalım. Peppa ve George kar tanelerini yakalıyor. George bir tanesini yakaladı. Peppa da bir kar tanesi yakaladı. Neden yerde yatıyorsun ki? Çünkü yıldızlar en iyi bu şekilde görür. Şu küçük yıldızlara bakın. Noktaları birleştirdiğinizi hayal edin. Bunun adı büyük ayı. Evet, noktaların sonundaki iki yıldız da kutup yıldızı. Vay canına! Kutup yıldızı, kutup yıldızı, yakın mısın, uzak mısın? Oraya arabayla gidebilir miyiz? Hayır Peppa, yıldızlar çok fazla uzaktadır. Deniz kıyısından da mı uzaktalar? Oo evet, ama teleskopla bakınca daha yakın gibi dururlar. Bizim teleskopumuz var mı peki? Hayır, ama Büyük Baba Domuz'un çok güzel bir teleskobu var. Şimdi Büyük Baba Domuz'un evine gidebilir miyiz? Çok geç oldu. Belki sadece bu seferlik gidebiliriz Baba Domuz. Yaşasın! Peppa ve George ilk defa gece arabaya biniyor. Bakın, kutup yıldızının peşinden gidiyoruz. Kutup yıldızı, kutup yıldızı, ışıl ışıl parlayan yıldız, lütfen bize yolu göster.
Peppa ile George, büyük baba ve büyük anne domuzun evine geldi. Tanrım, umarım büyük baba ve büyük anne domuz henüz yatmamıştır. Bu saatte burada ne işiniz var bakayım? Yıldızları görmek istiyoruz. Peppa ve George sizin teleskobunuzla bakmak istiyordu. Anladım. Peki, o zaman herkes evin çatısına çıksın bakalım. İşte burada. Peppa ve George dişçide kontrol sırasını bekliyorlar. Beklemek çok sıkıcı. Bu dergi çok ilginç. Patatesler hakkında. Peppa, George, dişçi sizi bekliyor. Yaşasın! Bu dişçi Doktor Phil. Merhaba Peppa, dişlerini fırçalıyor musun? Evet, Doktor Phil. Güzel, peki önce kim geliyor? Önce ben, çünkü ben kocaman bir kızım. İzle beni George. Sandalyeye otur lütfen. Sıkı dur lütfen. Ağzını aç lütfen. Daha çok aç lütfen. Şimdi bir bakalım. Doktor Phil Peppa'nın dişlerine bakmak için küçük bir ayna kullanıyor. Ah, umarım çok fazla şeker yememişsindir Peppa. Ağzınız açıkken konuşmak biraz zor. İşte oldu. Dişleri çok güzel, tertemiz. Bana çekmiş. Şimdi özel pembe içecekten alabilir miyim? Evet. Ama yutma Peppa. Tükür. Şimdi sıra sende George. Hoy hoy. George sıra ona gelsin istemiyor. Belki dişçi dişlerine bakarken Bay Dinozor'u tutabilirsin. Dinozor. Çok memnun oldum Bay Dinozor. O gerçek bir dinozor değil. Plastikten yapılmış. Sıkı tutun. Buz pistinde herkes paten takıyor. Merhaba Bayan Tavşan. Merhaba anne domuz. Paten kiralamak istiyoruz lütfen. İşte buyurun. Teşekkür ederim. İyi eğlenceler. İşte koyun Suzy, tavşan Rebecca, köpek Deniz, zebra Zoe, kedi Candy, Hilary ve Pony Pedro. Peppa'nın arkadaşları çok iyi paten kayıyor. Peppa da buz pateni yapmak istiyor. Herkese merhaba. Merhaba Peppa. İlk defa mı paten yapacaksın Peppa? Evet. Sana nasıl kayacağını göstereyim mi? Hayır, teşekkür ederim Suzy. Kendim yapabileceğime eminim. Tamam, gel o zaman. Bu imkansız bir şey. Artık buz pateni yapmak istemiyorum. Merak etme Peppa. Buz pateni yaparken herkes düşer. Ben bile düşüyorum. İzle bak. Ups. Çap çal baba. George, sen de kaymak ister misin? Hayır. George daha önce hiç buz pateni yapmadı ve biraz korkuyor. Ben George'a bakarım. Sen de Peppa'ya kaymayı öğret. Buz pateni çok kolaydır Peppa. Patenini it ve kay. İt, it ve kay. Gördün mü? İt, it, kay. İt, it, kay. Çok kolaymış. Ben kendim yapabilirim anne. İt, it, kay. İt, it, kay. Aferin sana Peppa. Bakın, bakın. Kayıyorum. Herkes tekneye bindi mi? Evet, kaptan büyük baba. Tam yol ileri. Görüşürüz. Görüşürüz.
Peppa ve bütün arkadaşları can yeleklerini giyiyorlar. George, sen benim korsan şapkamı takabilirsin. Bugün biz Korsan Adası'na gidiyoruz. Şansımız yaver giderse gömülü bir hazine buluruz. Korsan Adası harika bir yere benziyor. Kara gözüktü. İşte geldik. Korsan Adası. Yaşasın. O nedir? Bu metal bir dedektör çocuklar. Hazineyi bulmamızda kolaylık sağlar. Büyük Baba Domuz metal dedektörüyle gömülü hazine arıyor. Aha! Metal dedektörü bir şey buldu. Hadi kazalım çocuklar. Bir paraya benziyor. Hazine! Yaşasın! Hadi biraz daha bulalım. Aha! Bir şey daha bulduk. Büyük bir şeye benziyor. Aman tanrım! Bu hazine parçası çok ağırmış. Hay aksi! Bu gömülü hazine değil. Paslı eski bir alışveriş arabası. Bu kadar hazine avı yeter. Kim büyük bir kumdan kale yapmak ister? Ne harika bir fikir Büyük Anne Domuz. Ben tekneyi bir kontrol edeyim. Büyük Anne Domuz çocukların büyük bir kumdan kale yapmasına yardım edecek.